7 yıl sonra su kuyusunda cesedi bulundu. Denizli Merkez Efendi ilçesi Serber Gazi mahallesinde yaşayan ve eşiyle boşandıkları öğrenilen bir çocuk babası reklamcı Levent Karaduman 2013 yılında ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları Karaduman kaybolduktan yaklaşık 4,5 yıl sonra güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Ancak o dönem yapılan aramalara karşın Karaduman'a ulaşılamadı. 7 yıl sonra amca Hayati Karaduman'ın yeğenin kaybolmasıyla ilgili ortağı Ali Osman Seyyus suçlaması üzerine soruşturmanın seyri değişti. Su kuyusunda cesedi bulundu. Denizli Cumhuriyet Başsavcının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri dün sabah kayıp Karaduman'ın teyzesinin oğlu Ali Osman Sey'i gözaltına aldı. Ali Osman Sey'in emniyetteki sorgusu sürerken Karaduman'ın kaybolduğu gün en son telefon sinyalinin geldiği Ali Osman Sey'in Baklan ilçesi Hadim mahallesindeki evinin arkasındaki su kuyusunda itfaiye ekibinin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri su kuyusunun bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından itfaiye 17 metre derinliğindeki kullanılmayan kuyudaki suyun bir bölümünü pompa yardımıyla tahliye etti. Kuyudaki ilk incelemede bir ayakkabı bulundu. Kuyunun girişinin oldukça dar olması nedeniyle ekipler çalışmaları güçlükle yürüttü. Kuyunun dibinde su altı kamerasıyla yapılan incelemede Karaduman'a ait olduğu değerlendirilen çuval içinde parçalanmış ceset bulundu. Cesedi çıkarmak 17 saat sürdü. Sabah saat 9'da başlayan arama çalışmaları kapsamında 120 cm çapında olan kuyunun ağzı kepçe yardımıyla açılarak genişletildi. Cesedin çıkartılması için itfaiye ekipleri tarafından kuyunun girişine makara kuruldu. Bir itfaiye eri kuyuya inerek ceset parçalarını çıkarmaya çalıştı ancak başaramadım. Kuyunun sürekli kaynaklardan beslenmesi nedeniyle içindeki su pompalarla boşaltılamadım. Ardından kuyunun yanında iş makinalarıyla derin kuyu açılarak su boşaltılmaya çalışıldı. Suyun kuyuya sürekli dolması nedeniyle ceset yine çıkarılamayınca bu kez de olay yerine büyük pompa getirildi. Su bir yandan çekilirken diğer yandan kuyuya inen itfaiyenin balık adamı Karaduman'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarını saat 2'de çıkarmayı başardım. Kuyudan 17 saatlik çalışmayla çıkarılan ceset parçaları otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldım. 7 ay cep telefonunu kullanmış, öte yandan Karaduman ile son görülen kişi olan Ali Osman Sey'in poliste çelişkili ifade verdiği öğrenildi. Ali Osman Sey'in Karaduman'ın kullandığı otomobili de sattırdığı ortaya çıktı. Ali Osman Sey'in Karaduman'ın ruhsat sahibi olan babasını oğlun sıkıştı, otomobili sat, parasını ona göndereceğim diyerek kandırdığı ancak satış sonrası parayı göndermediği ortaya çıktı. Ali Osman Sey'in yakınlarına ortağı Levent Karaduman İstanbul'daki sevgilisinin yanına gittiğini söylediği, bu nedenle yakınlarının merak etmemesini sağladığı belirlenirken Karaduman'ın kaybolduktan sonra cep telefonunda 7 ay kullandığı ortaya çıktı. İstanbul'a sevgilisinin yanına gitti dedi, ailesini oyaladı. Kaybolduktan 7 yıl sonra kuyuda cesedi bulunan Levent Karaduman'ın amcası Hayati Karaduman 2,5 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduklarını belirterek kayıp Levent Karaduman'ın teyzesinin oğlu Ali Osman ise İstanbul'a gittiğini söylüyor. Abime ve yengeme 5 yıla yakın oyalamış, hatta Levent'in kullandığı abime ait otomobil Levent'in paraya ihtiyacı var deyip sattırıyor. 10 bin lira parayı göndermemiş. Daha sonra yengeme telefon ediyor. Teyze Levent abim aradı. Kıyafetlerini istiyor. Onları kargoyla göndereceğim diyor. Yengem iki bavul kıyafet hazırlıyor. Bu kıyafetleri götürüp ona teslim ediyorlar. Sonra bir hafta 10 gün sonra soruyorlar. Kıyafetler gitti mi? Levent abin aldı mı diyorlar. Evet, gönderdim, İstanbul'dan şubenin birisinden aldı diyor. 4,5 yıl sonra emniyete gidip kayıp için müracaat ettiğimizde Levent'in kayıp olduğu zamanlarda denizde dışına hiç çıkmadığını öğreniyoruz. Köyümüzde bulunan Ali Osman Sey'in evinin arkasında su kuyusuna atıldığı tespit edildi. Suçlular cezasını en kısa zamanda çekecekler. En ağır cezayı çeksinler. Çünkü ne vardı da bu yapıldı? Bunun yapılmasının sebebi neydi ki bu şekilde acımasızca, canice insan öldürüp de bir su kuyusunun içine atılmasındaki sebep neydi? Bir de aileyi kandırmanın anlamı neydi? Biz bunu anlamıyoruz. Ali Osman Sey'in bunu neden yaptığını biz de bilmiyoruz. Beraber reklam işi yapıyorlardı dedim.